Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle karşınızdayım. Gerçekçi zorluk derecesinde oynadığınız Iron Man seri kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ve en son geçtiğimiz bölümde artık böyle gerçekten kendimizi son sürat zorlayıp Gümüş Atölyesini açmayı başardık. Ve Gümüş Atölyesini açtığımız şehrin de 5000 refahı var. Yani 5000 refah gerçekten çok güzel. Bir yandan görevler yapıp ekonomiyi ayakta tutmaya çalışırken, çünkü gerçekten yani bütün parayı harcadık ve baya baya bir zaman aldı bu parayı toparlamamız. Şimdi tekrardan çalışmaya devam etmek zorundayız. Hani bir yandan çalışırken bir yandan da Gümüş Atölyesinin geri dönüş yapmasını bekleyeceğiz. Bu Gümüş Atölyesinin rivayete göre, yani chatte arkadaşların anlattığına göre 600 altına kadar geri dönüş sağladığı oluyor imiş. Bakalım efendim, hep beraber gözlemleyeceğiz. İnşallah olur, çünkü 30 bin atölyenin kendisine verdim. 2 bin burayı gümüşçü yapmaya verdim. Baya baya bir harcama yaptım. Bu arada sevgili dostlar, videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz de çok çok sevinirim efendim. Ana kanala her gün düzenli olarak video atmaya çalışacağım. Aa, bence ben bunların yanına fazla yanaşmayayım. Ya buradan hiçbir şey isabet ettiremem. Onu da biliyorum da, oha isabet etti. Ya buradan hiçbir şey isabet ettiremesem de o kadar okçunun arasına girmem abi. Ya bizi mahvederler yani, anladın mı? Aynı anda hepsi yayı gerip bir sıksa, diyorum ya zorluk gerçekçi, böyle kenara yapışırız. Efendim sevgili HR Habon, Rodeinos'un 5. ayını kutluyor. Teşekkür ederim HR Habon. Sevgili Rodeinos, sizin de 5. ayınız kutlu olsun efendim. Desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Kaçak avcılar görevinden para tamamlandı. Şimdi tekrardan şehir şehir gezip görev aramaya devam. Ya, mümkün mertebe görev yapacağız abi. Of. İlk elden artı 200 basmaya başladı mı? Daha ilk turu. Nazar değdirdim abi. Nazar değdirdim. Güzel. İyi bari Batı İmparatorluğu ile Aseray barış yaptı. En azından bizim para da güvende kalır. Ben görevler yapmaya devam edeceğim dediğim gibi. Şöyle marun attır, şudur budur, Allah ne verdiyse dolanalım. Sevgili Brezny, Prime'ın avantajıyla 12. ayında bu arada. Teşekkür ederim Brezny, sağ olasın. 12. ayın kutlu olsun. Bak gümüşçü Ortiş ya da daha fazla vermeye başladı. Abi iyi hoş. Fazla veriyor da. Hala para yetmiyor. Onu nasıl yapacağız? Hani bir yandan başka nasıl bir gelir kapısı edinebilirim, onu düşünüyorum. Esirleri satayım bir ara, askerler yavaşlamasın. 500 gelmeye başladı, 500. 327 verdi. Ortişya'daki gümüşçü. Arenada ne var? Yarı pullu at zırhı. Atımın zırhı yok, çok iyi olur aslında var ya. Atımda hiç zırh yok abi. Öldürtme kendini. Bunlar niye bana geldi ki? Efendim sevgili ATG TV, iyi yayınlar babuş. Oyunun en çok para kazandıran atölyesi demiş. Sanalada bulunan gümüşçü günde 700 veriyor. Biracıyı gümüşçüye çevirebilirsin. Emin misin? Bende ok kullanma hüneri yok da kafadan vurduk bir şekil. Beni bekler misin? Kendini öldürtmesen keşke. Efendim sevgili Picartus Prime'ın avantajıyla 6. ayında.
Jukartus çok teşekkür ederim desteğin için. Eyvallah. Teşekkür ederim Jukiduk. İyi yayınlar dileyen için çok sağ ol. Bu at zırhını ben kullanırım bu arada ya. Benim savaşacağım adam nerede? Lan göremedim herifi birden. Of. Abiyle 1v1 ha. Abi kusura bakma, bu el benim. Abi terbiyesizlik ediyorsun. Ya sal sen, ne yapacaksın zırhı? Ya atın mı var? Kusura bakma falan dedik de ağzımıza vuruyordu vallahi bizim abi. Hiç fark etmeksizin kafamıza, gözümüze, her yerimize vurdu. Güzel, yarı pullu at zırhını da aldık. Ne yapalım var ya, hani hep böyle şey. Yarım yamalak. Allah ne verdiyse hayatta kalmaya çalışıyoruz böyle dar imkanlarla. Teşekkür ederim Suşemo, sağ olasın. Biracı açtım. Üstüne gümüşçü açtım. Ama diyorlar ki misal buradaki biracıyı gümüşçü yaparsan çok daha deli para verir diyorlar. Deneyeceğim ya. İnşallah boş info değildir var ya. Boş infoysa yandım abi yani. Zaten hani hali hazırda 200 altın para veren bir işletmem vardı. O 200 altın para veren işletmeyi kaptırırsam kötü olur ama hep aynı şeyi söylüyorlar. Misal diyorlar ki oha Ortuşa'daki tek başına 400 verdi. Yuh. Hani diyorlar ki Ortuşa'daki tek başına 400 veriyorsa Sanala'daki tek başına 700 veriyor. Sanala'nın gümüşçüsünde iyi para var falan dediler. Bakalım artık ne kadar doğruysa. Elimizden geldiğince kaçak avcıları ordusu. Aynı görevleri farmlamaktan canım çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Para lazım. Gümüşçü orada ne kadar zamandan itibaren çalışmaya başlar bilmiyorum da. Demircilik düşünmüyorum efendim bu seride. Benim kardeşimin zaten atı var efendim. Baksanıza. At var arkada. Ya kendisine item falan vereceğim de misal turnuvadan atıyorum ikinci bir zırh verse. Şimdi benim üzerimdeki bütün zırhlar turnuva zırhları. Benim üzerimdeki bütün zırhlar işte atın attan tutun elimdeki kılıca fırlatma baltama kadar bütün her şey arenadan gelmiş. Şimdi arenada hani arena yapma fırsatımız olsa ve ikinci bir zırh seti falan çıksa onları abiye vereceğim. Ama şu an birebir harcayacak param yok. Yani o kadar dar bir aradayım ki o para dengesinde. Bakalım belki şu iki gümüşçü bizi biraz rahatlatır efendim. Dediğim gibi gerçekçi zorluk derecesi. Iron Man modu. Hani elimizden geleni yapıyoruz ama elbette zorladığı da oluyor. Hani bir ok yiyorum abi. Bak şu an 25 yediğime bakma. Bir ok yiyorum. Canımın, mevcut canımın %60'ı falan gidiyor. Bitiyor yani direkt. Bütün her şey senin için bitiyor. Zaten kendime şey kasacağım. Hekimlik kasacağım. Hayatta kalamıyorum ki. En azından bir iki görev yapabildik. Elimizdeki atlı birlik sayısını arttırabildik. Gayet güzel. Çok güzel. Para ödülünü de aldık. Şuradan Penkanlok'a doğru yardıralım. Çömlekçiler para vermeye başladı galiba bak. Biri 449, biri 158.
Daha ilk zamanı. Peki bir şey soracağım. Sanala'da birden fazla mı gümüşçü var acaba? Oradan dolayı mı? Evet, kesinlikle. Yani bu gerçekçi zorluk sisteminde şey yapamıyorsun. Herhangi bir şekilde gireyim 10 kişinin arasına tek atayım çıkayım falan olmuyor. Çok teşekkürler Muhammed. İyi yayınlar, iyi geceler dileğin için. Çok çok sağ ol. Yok, ham madde görevlerini almıyorum ya. Dağ işi fırlatma baltası. Olur, belki bir baltamız daha olur. Kazanabilirsek. Efendim sevgili HR Habonlu. Mem Atarms'a abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim. Iron Bey var bir yerde. Bu galiba Iron Bey. Hızlı sallıyor gibi mi geldi? Yok değil. Dandik Batanya yeminlisi. İlkelden Iron'a gelecektik, değil mi? İlkelden Iron'a gelecektik, değil mi? Ha iyi bari ikimiz çıktık. Gene herkes tek. Şu Iron'u bana salın. Nerede o? Ha, benim abi de var. De Iron benim abiyi yer abi. Baksana şu herif Iron. Arkala. Arkala bak, bu ikimizi de dürter. Arkala. Ha, aslanım benim. Tam 1v1'de Batanya Fianna'da tecrübeli asker de. Bir Iron değil, bir Lord değil yani sonuçta. Vallahi millete arkalatıp kestirdim. Millete arkalatıp kestirdim. Oh be. Ulan kesemiyorduk var ya, millete arkalatıp kestirdim elemanı. Kılıç duellosunda beni alıyor herif. Kılıç duellosunda beni mahvediyor. Kediyiz, teşekkür ederim. Önerin için sağ olasın. İki tane gümüş atölyesi açtık işte. Biraz daha ticaret odaklı oynuyor gibiyiz. Bir de ticaretten ziyade savaş yapıyoruz. Artık demirciliğe dönmek için bence geç ya. Yani karakterimin seviyesi kaç oldu bilmiyorum da. Savaşçı dağıttım. Vekil dağıttım. Biraz hekimlik, liderlik falan verdim. Bir de demirci çok oynadık hocam. Yani benim Bannerlord'da aşağı yukarı 450 saatim var. Hani ben oyunu iyi biliyorum falan için söylemiyorum. Yanlış anlamayın lütfen. Ego kastımdan falan değil. Hani bu 450 saatte yayında oynandı. Ve yayında oynandığı için hani sürekli demirci, sürekli demirci. İnsanlar aynı şeyi görüp durdu. Evet tamam, gerçekten diğerlerine nazaran açık ara iyi. Bunu ben de kabul ediyorum kesinlikle. Ama hani aynı şeyi görmekten sıtkı sıyrılabiliyor insanların. En azından benim sıtkım sıyrılıyor. Ya istiyorum ki adam şu anda arena yapıyorum. Evet ona da okey ama adam hani sürekli aynı formülü görmesin. Sürekli aynı formülü görürse çünkü bilmiyorum. En azından oynarken beni bunaltır yani, öyle söyleyebilirim. Gümüşçü veriyor mu? Biri artı 450 veriyor, biri 284 veriyor. Bence oldu. Bence oldu abi. Bak eksi 20 diyor, görüyor musun? Kervan pususu çeteye adam. Arenayı yaptın. Samet 5. sırada. Ulan para mı var yani? Mecbur arena yapıyorsun. Arenayı yaptın. Göreve girdin. Kervan pususunu yaptın. Şahane. Bak elçi de güzel kılıç. İki tane lord var. Elendik abi. Geçmiş olsun. İki tane lord var. Mümkün değil ki. Ya benimle aynı seviyede değiller. Aynı maça girmeyeceğiz onlarla da. En azından bir lordla kapışacağım mutlaka. Bilmiyorum. Bilmiyorum hocam, bir lordu alabilir miyiz? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum efendim size. Red ve Mönşer. Hangisinin yanına gireceğiz acaba? Lordagalar birbirini yese de biz de aradan sıyrılsak. Sevgili HR Habon, King Cobra'ya abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim HR Habon. Sağ olasın. Lan bir kişi daha mı vardı? Bu dörtlüden iki adam çıkacak her türlü.
Ben Redley'in Batanya izcisi de Mönşer'le. Her türlü günün sonunda 1v1 kalacağız ya bir Lord'la. Red kesti bak onu. Sete bak çıkan sete. Gel 1v1 gel. Buraya kadar geldim. Yat lan aşağı. Elçi de güzel silah şimdi. Yani yakışır. Bizim Aga'ya da yakışır. Neşter. Elçi mi daha iyi, Neşter mi? Savurma ve saplama hasarı. Yok ya, elçi de kalsın. Abiye verelim elçiyi. Neşter'de kalsın bizimki. İşte yavaş 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 böyle bu tarz itemlar biriktikçe abiyi de dizeceğim. Ya bu arada gidip ben abimin eşini de alsam ya bir ara Hafize'yi. Belki iyi bir armoru falan vardır. Abimin eşini de gidip alayım. Direkt hücumla çıkıyorum ama 40 kişi bize bir zarar veremez herhalde ya. En önden gidip gene can kaybetmek istemiyorum. Ağır ağır ilerleyelim. Ya da vazgeçtim, hücuma çıkmayın, onlar gelsin. Biz olması gereken pozisyonda kalalım. Var yeterince askerimiz. Para olursa gireriz. Dostum para olmazsa nasıl gir? Benim iki tane işletmeyi açmam dünyanın zamanı sürdü kanka. Kasılmıyor ki. Kaç görev yaptım ben sayamadım. İyi bari bizim adamlar yardırıyor. İsabet edeydi bari. Kaç turnuva girdim, kaç görev yaptım. Bir de bu kadar işin arasında oyun çöküp böyle beni bir bölüm kadar da geriye attı, biliyor musun? Bir de üstüne oyun çöktü yani. Refah seviyelerini falan sıralıyordum. Refah seviyelerini sıralarken çöt diye oyun çöktü. Şehirlerin refahına bakıyordum. Güzel, şahane. Otomatikten hücumu alacağım. Bizim birlikte hiç kaybeden yok. Çok güzel. Abim de yaşıyor. Ona iyi bir zırh falan vereceğim zaten dediğim gibi. Bu arada atölyeler iyi kötü parayı artıya geçirmeyi başardı. Tiyal atı kullanıyorum efendim. O da turnuvadan düştü. Tiyal atı düşürmeyi başardım, o da turnuvadan. Ama benim üstüm, başım, zırh setim, her şeyim turnuvadan. 2000 altın. Bu kadarcık mı ya? Ne kadar verdi peki demirciler? Gümüşçüler? Üf. Verdi abi, daha ne versin ya? -41 falan mesele bile değil yani. Biz ne eksiler gördük. Şimdi abimin eşi Hafize'yi bulabilir miyim? Kasire'den gidelim. Abimin eşi Hafize'yi bir alalım. Belki onun iyi bir zırhı falan vardır. Bilmiyorum neyle geldi. Hani bizim abiyle evlendi de zırh olarak bir şey giydi mi etti mi? İyi bir armoru, iyi bir silahı var mı? Ya bazı silahlar var. Aşırı aşırı pahalı böyle. Gerçekten çok hoş oluyor. Ah be. Kız kardeşimizin rehberliğe ihtiyacı var. Cazibeye gidebilir. Çıraklık yapma. Zaten baksana mühendis galiba ya. Mühendise gidiyor.
Tamam, ben kız kardeşimi mühendis yapıyorum. Ordu'da tutacağım zaten. Gittiği kadar mühendis gitsin. Ahmet Çakıcı Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Ahmet Çakıcı. Merhabalar. Desteğin için çok çok sağ ol. Eksi 7. Hadi lan hepsinden şöyle bir güzel gelir versin. 400-400 versin. Bir artıya geçelim. Ama ben buna da razıyım abi. Eksi 100, eksi 80 dediğin ne ki? Bunlar önemli rakamlar değil. Eksi 400, eksi 400. Patır putur giriyordu. Hani bir yerden bir yere hareket ederken 10 defa düşünüyordun. Bu elimdeki bana yetecek mi yetecek mi diye. Artıya bile geçtik ha. 15 altın aldık geçen el. Bak bir yer 400 veriyor. Ortış ya da sanala da. İnfolar güzel ama ya. İnfolar güzel. Yani gerekli şehirlere gereken işletmeler açıldı ve şahane gidiyor. Klandan çağır kadını birliğe. Var mı lan öyle bir seçenek? Ciddi misin? Aa. Nasıl yani? Kasira'da kalıyor. Klandan birliğe çağır derken nereden efendim? Hangi tuşla? İyaşeci olarak onu da atayamıyorum. Ha, ben kendimi bir iyaşeci olarak atayım bu arada. Biraz şey kasalım ya. Abide de vardır iyi kötü izcilik. Sıfırmış. Cerrahı da bu beyefendiye verelim. Klan adının altında. Bir gün 12 saat sürecek. Gerek yok, gidiyoruz abi de ya. Bir gün 12 saatten erken varırız oraya. Yok, erken varamazmışız da. Gene yolumuzun üstü alalım. Oğlum bu çok iyiymiş. Normalde birliğe çağırmak için elemanları şey yapıyorduk, hatırlıyor musunuz? Kalenin içerisine giriyorduk. İşte kalenin içerisine yönetici olarak ata geri al, ata geri al. Bir de klan üyelerinin sayısı artınca iyice artık iş çığırından çıkıyordu. Oğlum şahane bir şey olmuş bu. Vallahi şahane bir şey olmuş bu. Çok iyi öğrettin ya. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. O bak bir de tüccar kervanına eşlik et görevi var. Hafize'yi bir handan alalım birliğe. Tüccar kervanına eşlik et görevi gayet şahane. Hafize. Oo, Hafize'de iyi zırh var, dur dur. Hafize'de iyi zırh var, zırhı çarpacağım. Birazcık abimin eşini soyuyorum ama yapacak bir şey yok abi. At zırhına kadar bir alabilir miyim? Kılıcını da bir rica edeyim. Kalkanını da bir rica edeyim. Ben halledeceğim. Yapacak bir şey yok kanka ya. Ölek mi? Ölek mi kanka? Şeritli bot 22. Bu da 22. Kolluk 12, 22. Öleceğiz mi abi? Pardon hanımefendi, biraz cıbıl kaldınız ama size zırh muhakkak verilecek. Kılıç olarak da Neşter isimli bir kılıç verildi. Ata zırh da verildi. Benim abide böyle imkanlar yok. Benim abi sütçü beygirine biniyor. Ama baba rahmet yani güzel. İyi kötü güzel zırh aldık. Tekel kılıcı da iyi kopardık. Allah bereket versin abi. Ne yapacaksın? Yani yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey var mı abi? Allah bereket versin. Şimdi şu tüccar kervanına eşlik et görevine de gidelim. Nereye gidiyor? Günlük ne kadar veriyor? 3 yere uğrayacak. Günlük 561. Umarım uzun yerlere uğrarsın dostum. Oh be, nihayet zırh setine kavuştuk ya. Yok yok, bölüm süresi geçmedi Mermer. Oraya bakıyorum ben, eyvallah. Binek sayısı süvari olmayan askerlerin sayısından fazlaysa birlik morali artı 4 artar. Mutlaka böyle. Atılacak silahlar askerlere tecrübe. Hadi X kasmaya gidelim. Normalde ben fazla fazla at taşıyorum da yanımda olsun. Gürkan sadakat puanın kaç oldu bu arada, merak ettim ya. Gel şöyle şunlara bir bastıralım.
Senin sadakat puanı kaç oldu? Ben merak ettim bayağı. Direkt hücum. 6 tane fırlatma baltası var. Zırh da iyi oturdu bize ya. Oh. Pardon. Oğlum kadının hem zırhını çaldım hem sırtına balta attım ya. Abi hem zırhını çaldım. Hem kazara balta attım biliyor musun kadına? Lan hem bütün itemlerini alıp hem böyle sırtından vurduk ya. $1.175.000. Peki hala hardcore kasıyor mu Gürkan yoksa şey mi? Sevgili Cazibe, o sadakat puanı yayında ne kadar vakit geçirdiğinizi gösteriyor efendim. Hani ne kadar izliyorsunuz, ne kadar zaman geçirmişsiniz benimle onu gösteriyor. Ya normalde hani işte insanlar şey için kullanabiliyor yayında. Hani işte su iç, şu kadar puan karşılığı bu oyunu oyna. İşte oyunda şöyle bir challenge yap gibi gibi. Hani öyle kullanılabiliyor. Ben sadece hani laf olsun diye tutuyorum orada. Ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteriyor orada. Ya daha yeni izlemeye başlamışsın demek ki. Bak misal Oğuz abimde 514K var. Benim sevgilimde de bir şey vardı galiba. Yakın dövüşte kullanıldığında fırlatma silahları %10 daha fazla hasar verir. Fırlatma silahları atlara daha fazla hasar verir. Piyadelerin kontrol becerisini arttıralım. Ne yapacağız ki? Balta atıp atları tutacak halimiz yok. Bir tur buraya ver. Ya benim sevgilimin bile misal 100K'ya yakın puanı vardı galiba. 100K mı 80K mı? Hani ne kadar zaman ayırdıysın onu gösteriyor ki. Yani benim sevgilimin bile derken kız çok meşgul abi. Sürekli çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Sürekli işi gücü var. Ona rağmen bana çok fazla zaman ayırıyor. Öyle. İnsan mutlu oluyor. Biraz bira, biraz zeytin. Herhalde başka gıda ürünü yok. 10K para iyi geldi. İşletmeler ne kadar veriyor? Okey abi, işletmeler yani ortalama bir 700 veriyor sürekli. Çok güzel. Bunun üzerine artık ne yapılır? Para kasılır abi bunun üzerine. Para kasılır, asker kasılır, biraz klan seviyesini arttırırsın. Şimdi turnuvada birinciliğe oynarsak günlük artı bir nam gelir. O namlarla zaten biz bir şeyler yaparız. Bunun üzerine Sturgia'ya gidip bağlılık yemini edilir. Seri Sturgia serisi zaten. Bu arada ben mutlaka gireceğim savaşlara. Çünkü ben savaşlara girmediğimde çok kayıp oluyor. Evet aşkım, hoş geldin. Seni övdüm tabii ki. Sadakat puanlarından açıldı mevzu da. Hani ne işe yarıyor falan diye sordu. Dedim kanalda ne kadar vakit geçirdiğinizi gösteriyor. Hani sevgilim bile çok meşgul olmasına rağmen 100 bine yakın puan yapmıştı. Hani izliyor, bana zaman ayırıyor diye. Güle. İnsan mutlu oluyor. Ki arkadaşlar gerçekten yani zamanım yok demek çok kolay. Ki hakikaten denebilir, çok çok yoğun. Ama bir şekilde zaman ayırmak hakikaten gönül işi. Çok şanslıyım o konuda. Bak gene kayıpsız. Gene kayıpsız. Nam ne işe yarıyor? Nam klanının seviyesini arttırır. Klanının seviyesi arttıkça da daha fazla işletme alabilirsin. Daha fazla toprağa hakim olabilirsin. Daha fazla asker tutarsın falan filan. Bu arada şu görevi de yaptıktan sonra dostlar ufaktan bizim için kafi diyelim.
Hani iki işletmeyi açabilmeyi başardık bu bölüm. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. Gerçekten güzel de bir ordumuz var bu arada. Fena sayılmayacak. Güzel de bir ordumuz var. İçeri girip esirleri bırakabilir miyiz? Bırakabiliriz galiba. Buradan böyle yapabiliriz. Baksana mücevher atölyelerinden iyi para geliyor. Şimdi misal bu görevden de bana hizmet verdiğim gün başına 561 altın ödeyecekler. Keşke biraz daha uzak bir yere gitsen ya. Çok kendi içerisinde döndü. Bannerlord'dan sonra yayın sayılır büyük ihtimalle ya. Bannerlord'dan sonra yayını salarım. Yeterince ilerlettik seriyi. Çok şahane oldu. Yani siz de izlerken keyif aldıysanız ne güzel efendim. Ya buna asker göndereceğim, üşendim. İyi, 4 ölü var ama bizden sadece 1 ölü. Güzel. Oynasam hiç kayıp verdirmem de artık. Yorulduk. Görev tamamlandı. 4000 altınlık bir ödül aldım. Esirleri satıp buradaki eşyaları da sattıktan sonra 17.000 altınım daha oldu dostlar. Gerçekten çok güzel. Hani artık biraz daha kendimizi zorlarsak bu gümüş atölyelerinin yanı sıra belki hani bir gümüş atölyesi daha ekleriz. Çünkü Diatma'nın da çok güzel gümüş getirisi sağladığını biliyoruz. Belki bir gümüş atölyesi daha ekleriz. Belki kervan kurarız. Ama artık hani oyunda gerçek anlamda ekonomik özgürlüğümüzü kazanmamız gerekiyor. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın dostlar. Bye bye.